Evet bu videomuzda modify bölümünden örnekler vereceğiz animasyon için. Öncelikle modify listten atadığınız özelliklerin, ço özelliklerin çoğuna hareket verilebilir. Şu şekilde değerlerini yükseltelim segment değerlerini. Mesela bir bend komutuna eğme bükme işlemi yaptığınızda yine auto key aktif hale getireceğim. Şu şekilde çevirdiğinizde bu nesnenin yaptırdığınız her e, hareketini animasyon olarak görecektir bütün komutları mesela dalga komutu, eğme bükme komutları gibi veya FFT box komutlarından attığınız hareketleri animasyon olarak görür. Outkey aktif ettiğiniz sürece. Şimdi bizim burada göreceğimiz bir komut var. O da morpher dediğimiz bir komut. Bu yüz animasyonlarında kullanılan bir komuttur. Hemen segmentleri sıfıra indiriyorum. Öncelikle box üzerinde göstereceğim sizlere. Aynı nesneden olması lazım. Unutmayın. Aynı nesne olacak ve aynı e segment sayısına sahip olacak. Nokta sayısına sahip olacak. Shift'e basıp bir kopyasını alıyorum. Şu an iki tane nesnem var. İkisi de aynı. Modify list'ten birine Morpher atıyorum. Şu alt komutlardan Modify list'ten. Sol kliğe bastığınızda komutu atadık. Bu komut ne işe yarıyor? Bu komut e nesnelere değişim verdiğinizde onun kopyalarını değiş, değiştirdiğinizde o kopyaları tek tek kaydediyor. Yüz animasyonlarında çok kullanılır. Tabi biz bunu biraz daha e, abartacağız. Hareket animasyonlarında da e, kullanacağız birazdan. Morpher komutunu atadıktan sonra diğer nesneyi diğer nesneyi öncelikle değiştirmemiz lazım. Modify listten Edit Table Poly atayabilirsiniz. Ya da üzerine sağ klik yapıp Edit Table Poly'e çevirebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ben sadece kolaylık olsun diye Modify Edit Poly atadım ve Vertex'lerini değiştiriyorum. Üstteki iki Vertex'i, noktayı seçtim ve yukarıya doğru çektim. Bu kadar. Şimdi bunu kaydedeceğiz. E, Morpher komutuna geliyorum. Aşağı kısımda Channel Parameter bölümünde birinci e, kısım seçili. Şunu açayım yana doğru daha iyi anlaşılsın. Birinci kutu seçili. Şu an boş diyor pick from nesneden bu hareket bu değişimi al diyoruz. Sol klik yaptım ve işlemim tamam. Şu an bunu yüze doğru çektiğimde önündeki kutucuğu yüze doğru hareket ettirdiğimde el değer girebilirim buraya. Yüz enter diyebilirim. Diğer nesnenin hareketini yapacak. Daha ne yapabiliriz? Devam edelim. Edit table poly'e geldim. Yine vertexleri aktif hale getirdim. Veya yeni bir nesne alalım. Şunu hemen edit table poly'i çöpe atalım. Tekrar bir hareket oluşturacağız. Bir edit table poly daha diyelim. Bu sefer alttaki noktayı çekelim. Sadece tek bir noktayı çektim. Şimdi diğer nesneyi geldim. İkinci bölüme geliyorum. Yine empty boş diyor. Pick from sen sahneden görüntü al dedim. Sol klik yaptık. Şimdi ikinci bölümde doldurduk. Yine box 2'den almışız aynı isimde. Bunun isimlerini değiştirebiliriz. Buraya gelip e, alt nokta diyebiliriz. Ve işlemimiz tamam. Burayı da yükseltirsem sadece bu bu nokta oynadığı için bu noktayı ne yapacaktır o tarafa doğru çekecektir. Daha sonra diğerini kapatabiliriz. Bu şekilde yüz animasyonları oluşturabilirsiniz. Üst üste atarsanız ne olur? Ctrl Z ile geri gelelim. Şurada e, üst noktaları tekrar hareket ettirelim yukarıya doğru ve tekrar e, ikinci slot'a geliyorum. Pick from sense Görüntüyü al, kaydet dedik. Aynı noktalar oynadığı için tekrar aynı işlemi yapacak. Yani yukarıya doğru bir daha taşıyacak. Aynı miktarda. Çünkü bu noktaları tekrar oynatmış olduk biz. Bunu sıfırlarsak gördüğünüz gibi sadece o iki nokta oynayacak. Yani üst üste atadığınızda sorun yaşayabilirsiniz. Eğer bir değişiklik varsa, mesela bunda bir değişiklik yaptık. Bu nesneyi hareket ettirdik. Şu nokta yanlış yerdeymiş mesela. Daha sonradan bunu reload diyerek reload all morph, morph targets yani seçtiğimiz e, nesnelerde bir değişiklik olduysa reload tekrar yükle diyebiliriz. Buraya sol klik yaptığımızda bu son işlemi tekrar yükleyecektir. Gördüğünüz gibi %100 son işlemi tekrar yükledi. Sıfıra çektiğimde eski haline geri dönecek. Şimdi bir e, başka bir sahnemize geçelim. Burada da bir karakter modelledik. Karakterin bütün hareketlerini e, morpher komutuyla şu an mesumut atandı. Bu işlemlerin en sonunda mesumut atıyoruz ve morpher ile bütün e, karakterin hareketlerini tek tek kaydedeceğiz. Mesela bir tane e, ara, yaklaşalım buradaki nesnemize. Gördüğünüz gibi de bunlara mesumut atamıyorsunuz. En son e, işlemlerden sonra, bütün işlemi bitirdikten sonra e, karakterinize mesumut atayın. Bunu diğer projelerinizde de aynı şekilde yapın. E, daha sonraki bölümlerde kemik ve işte ten oluşturacağız kemiğe bağlı. Burada da yine kesinlikle meşsumut atamıyorsunuz. Çünkü nokta sayısını ne kadar çok arttırırsanız yapacağınız işler o kadar uzar ve kontrolden çıkar. Onu kontrol edemezsiniz. En son işiniz bittiğiniz bittiğinde nesnelere meşsumut atayın. Şu an aynı nesnenin kopyalarını görüyorsunuz. İşte sağa bakarken, yukarıya bakarken veya işte kanatları toplanmış. Şurada ilk nesnemizde işte ayaklarını açmışız, ikinci de ağzını açmışız, işte diğer nesnemizde ağzını kapamışız. Bunların hepsini tek tek karaktere e, uyguluyoruz. İşte sağa bakarken, sola bakarken yine kafa hareketlerini, işte kanatlarını açmış, işte konduğu zaman kanatlarını kapatmış, yukarıya bakarken gibi bütün hareketleri tek tek burada uygulamışız. Daha sonra nesneyi, aynı nesneye morpör atıyoruz. Mesut'un ışığını kapatıyorum, sol klik yaptım, aynı nesne. Morprat adında burada bütün karaktere verdiğim bütün hareketleri tek tek yazdım. İşte sola doğru bak, sağa doğru bak. Tabi e, ikisini birlikte çalıştırmamam lazım. Hem sola bak, hem sağa bak dersem nesne bozulacaktır. O yüzden öncelikle bunu hareket ettirirken autakiyi aktif hale getiriyorum. İşte önce sola bakacak, pardon kanatları yaptık. Önce sola bakacak. Daha sonra bunu sıfırlamam lazım. Solu sıfırlayacağım. Sonra 40, 50. frame'de de sağa baksın. Ee, bu şekilde nesneyi, nesneye animasyon veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabi burada bozulma olduğunu görüyorsunuz. Çünkü tam hareket tamamlanmadan şuradaki e, sağ hareketi yanlış vermişim. Sıfırdan başlıyor sıfırdan başlam şuradaki hareketi yanlış verdiğim için e, burada sıfırdan 50'ye kadar sağ hareketini yapıyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Öncelikle şunu alalım. 50. frame'den değil de 30. 30. frame'den sonra sağa baksın. Öncelikle bakacak sonra tekrar önce sola sonra sağa bakacak. Bu şekilde nesnenize hareketler verebilirsiniz. Bunları nasıl yapacaksınız? Yine vertexleriyle oynayarak. Basit animasyonlarda işte şuradaki vertex hareketlerini seçip, vertex yani noktaları seçip nesnenize ne tarafa bakacaksa bu şekilde hareket verebilirsiniz. Daha tabii daha ne kadar ayrıntılı çalışırsanız o kadar iyi olacaktır. Hemen poly'yi kapatalım. Sonra işlem bittikten sonra yani işlemi tamamladıktan sonra üzerine mesumut atadığınızda güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Tabii bu ilk başta modellemeyi yaptığınızda mesumutlu halinden sonra bu işlemleri tek tek kameraya alabilirsiniz. Şimdi sonraki sahneye geçiyoruz. Yani hareket vereceğiz nesnelere. Bunu nasıl yapacağız? Şu perspektif görüntüye geçiyorum hemen. Bu da nesneleri hazırladık. Bir alan oluşturduk. Buradaki kuşlar buradaki e, demirin üzerine konacaklar. E, bir yolumuz var. Şunu tam ekran yapalım. Nesnemiz burada. İşte e, malzemesini atadık. Materyalini atadık tek tek. Burası ile uğraştık. Daha sonra bir çizgi oluşturduk. Şu çizgi üzerinden devam edecek. Bunu yine constrain komutuyla normal e, pad constrain komutuyla buradaki nesneyi çizgiye e, ...modellememizi çizgiye tuturduk Ve şimdi animasyon verdik. Şurada... ...kameralarımız var açılara göre. Kuşlar geliyor... ...bu şekilde... ...demirin üzerine konuyor... ...kanatlarını kapatıyor ve... ...sağa ya da sola doğru bakıyor. Hangi tarafa konuşuyorsa... ...o tarafa bakıyor. Yani üst üste... ...iki tane Morpher özelliğini atayabiliyorum. Ama aynı... ...noktalar olmayacak. Mesela burada... ...kanatları kapatırken... Bir taraftan da sağa bakıyor dikkat ederseniz bu şekilde ve ayaklarını indiriyoruz. Buradaki ayakları topluyken şurada ayakları açılıyor ve demirin üzerine konuyor. Bu şekilde bir animasyonu yapabiliriz. Tabi e, kamera açısına dönelim hemen dördüncü kameraydı sanırım. Sağ klik yapıyorum buradan perspektifin üzerine sağ klik yapıyorum. Dördüncü kameraya geldiğimizde kayıt altına aldığımızda şimdi e, nasıl olmuş bu çekimler nasıl olmuş onları görelim. Tek tek bütün kameraları renderladım sonra save'ledim Adobe After Effects'te birleştirdim. Burada bir de kullandığım bir şey daha var. Vue programını kullandım. Su, güneş için, su için Vue programını kullandım. Yani e, Mental Ray çekimi kullanmış oldum. Son bir özellik daha göstereceğim sizlere. Burada Morpher materyal dediğimiz bir aracımız var. Boş bir slot seçiyorum. E, standart yerine buradan Morpher malzemeyi seçip OK dediğimde ilk e, malzemeyi sileyim mi diyor. Evet silsin. Burada e, Morpher malzeme dediğimiz bir özellik var. Her e, ağlama, gülme, işte yorulma gibi her yüz hareketine ayrı ayrı kaplama atayabiliyorsunuz. Bu size ne sağlıyor? Mesela ağlarken e, yan taraflar, kaş kısımları yukarıya doğru olacaksa veya ağız kısmının yanlarında e, böyle e, kırışıklıklar yapmak istiyorsanız, bunu modellemenize gerek yok. Bunu malzemeden de atayabilirsiniz. Bir tane örnek yaptım ben sizler için. E, burada her karaktere öncelikle UV map atadık her biri için. Bunların tek tek işte e, çıktısını aldık dışarıya. Şu şekilde göstereyim kutuyu seçtikten sonra önlü arkalı mapping bölümünden normal map dedim. Back front halinde tek tek çıktılarını aldım. Daha sonra Photoshop attım. Bu diğer programlar da olabilirdi. Burada şu kısım alt kısım yani zaten çıktıyı aldığınız zaman göreceksiniz bu şekilde gelecek. Her biri işte bir kutuyu isim geliyor. Göz kısımları, ağız kısımları. Bunların yanlarına beyaz çizgiler koydum. Neden beyaz? E, bump kısmını atadığımda bunları kırışıklık olarak oluşturabilirim. Aynı şekilde hangi renkte attıysam şu an render aldığımda yani e, şu an ağlama aktif %100 yaptım bunu. Ana nesneye geçelim. Burada ağlama komutunu e, morpher bölümüne geçiyorum. %100 yapmışım. Render aldığımda bu şekilde gördüğünüz e, kaplamayı uygulamış oldum. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken işte tanıtırken choose morph object diyorsunuz. Nesneni seçtiniz. E, ee, buradan morph'ı seçiyorsunuz. Birleştir diyorsunuz. Daha sonra e, ağlama materyalini atamak için slot'a sol klik yapıyorsunuz. Burada nander der. Sol klik yapıp standart malzeme atıyorsunuz ya da ray trace atayabilirsiniz. Size kalmış. Ray trace atarsanız daha iyi. Sonra e, malzeme atadıktan sonra sol klik yapıyorsunuz. İçerisine girdiniz. Diffusion önünden kaplamanı kaplamayı seçiyorsunuz. Ben şu an kendi boyadığım kaplamayı seçtim ve map channel bölümü çok önemli. Burada dikkat etmeniz gereken üst üste UV attığınızda bunu malzeme kısmında da anlatmıştık. Map channel bölümü çok önemli. Eğer 2 ise map channel'ı burada da map channel 2 ise bu iki kaplama üst üste biner. Yani bunu morpher bölümünü %100 yaptığınızda hangi ağlama gülmeyi bu map channel'lar uyuşmazsa bozulacaktır. Bir de e, Morpur'u önce atmayın. Önce kaplamalarınızı tamamlayın, her şeyinizi bitirin. Ondan sonra Morpur bölümüne gelip kaplamaları tamamladıktan sonra Morpur bölümüne gelip tek tek işlemi Morpur'u tanıtın ve en son kaplamaya atayın. Kaplamaya atadığınızda işlem bitecek zaten. Çünkü bu işler çok uzun sürüyor. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunların hepsini siliyorum. Bunların hepsini sildim bir box çizelim. Daha sonra bunu kopyalıyorum. Kopyaladım. Copy dedim ve materyal editörüne geçelim. Boş slotumuza geldik. Şimdi burada morpher işlemi yapmaya çalışan arkadaşlar oluyor genelde. Seçip morpher'ı seçip şu yan kutuyu tanıtmaya çalışıyorlar kopyaladığımız için. Bunu görmeyecektir. Bunu görmesi için sağ klik yapıp edit table poliye çevirin yani nesne üzerinde bir noktada tutabileceğiniz bölümler oluşturun böylece morpher tanır artık nesneyi morpher'ı tanıttık peki bu bizim işimize nerede yarayacak ikinci slot'a geçelim bunu da tanıtalım bütün slotları tanıtalım bu şekilde ve isimlerini değiştirelim mesela box02 Box hepsinin ismi aynı oluyor mesela bunu ağlama diyelim ağla diyelim İkinciye gülme diyelim. Gül diyelim. Bu şekilde tanıttığınızda ne oluyor peki? Eğer e, hiç vertexlerle oynamadan yani işte çizgiyi çekiştirmeden animasyon yapmak istiyorsanız nesne üzerine bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra nesneyi seçip Morpher bunu birleştir dedim. Base materyal aynı zaten. Bunları değiştirelim. Standart yapalım. Renklerini değiştireyim daha iyi anlamanız için ikinci bölüme standart malzeme atayalım. Dikkat ederseniz malzeme önüne direkt ismi geliyor. Bakın şu şekilde ağlamadaki malzeme, gülmedeki malzeme yani gülü yükselttiğim zaman nesnem sarı olacak. Şu an bunu uygula diyelim. Şöyle daha iyi anlaşılacak. Evet gül dediğim zaman ilk e, malzeme alttaki malzeme birleştiği için artık buraya hem hangi e, materyal atarsam onu görecektir yani e, bazı çizgi filmlerde karakterlerin suratlarını direkt işte ağlama gülme veya konuşmaları direkt olarak malzeme üzerinden yapılabilir bu şekilde modellemenize yani e, animasyon vermek zorunda değilsiniz bunu malzeme üzerinden de yapabilirsiniz Şimdi bu anlatacaklarımız bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Çok basit. Diğer e, malzeme cinslerini de kullanabilirsiniz. Bu sadece bir örnekti. Yalnız tabi biraz geliştirmeniz gerekiyor morpher bölümünü e, ve çok karışıktır malzeme atarken e, map channel bölümlerini karıştırırsınız. Onun dışında çok basit. E, şurada işte malzemeyi göster demeyi unutabilirsiniz. Map channel ayarla bölümünü unutabilirsiniz. Öncelikle basit malzemeler üzerinden başlayın. Yani bu şekilde rengini değiştirerek daha sonra UV map atayarak daha karışık daha karışık nesneler oluşturabilirsiniz. Bunların hepsinin önünde isim yazmayı unutmayın. Çünkü isimler size yol gösterecektir. Diğer videomuza geçebiliriz.